Arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Güzel güzel çalışıyordur. Excel VBA'da kaldığımız yerden tüm hızımıza devam ediyoruz. If yapılarını gördük. If yapılarını bitirmeden önce bir select case dediğimiz bir yapıyı anlatmak istiyorum. Özellikle en son olarak anlattığım if'ten else if else yapısı, yani bir koşulun gerçekleşmesi ve gerçekleşmemesi gibi durumda ve birden fazla koşul işlemlerinde kullandığımız yapıydı. Yine aynı işlemi gören ve daha kısa bir kod bloğuyla bu işlemi yapan select case yapısını göstermek istiyorum. Hemen Alt F11 ile arayüzümüzü açtıktan sonra bir modül insert edelim. Hemen yine her zaman olduğu gibi bir yordam açtım. Örnek yordamı. Bundaki yapı şu şekilde arkadaşlar. Onu da şuraya bir açıklama olarak göstereyim. Öncelikle bir select case yapısı açıp tanımladığımız, örnek veriyorum, bir x değişkeni yapısını kullandıktan sonra alt kısma case ile birlikte x değişkeninin alacağı herhangi bir değer. Bu nedir? İşte bir sayıdır, bir karakterdir ya da bir koşuldur, belli bir sayıdan büyüktür, küçüktür gibi. Burası bir koşul yapısı ve koşul yapısından sonra gerçekleştireceği eylemi buraya getiririz. Daha sonra bunun gibi alt kademelere doğru birden farklı koşul eylemlerini gerçekleştirdikten sonra en sonda end select deyip koşul yapısını bitiririz arkadaşlar. Zaten örnekte de birazdan göstereceğim. Örnek veriyorum, bir x değişkeni burada hemen tanımlayalım. Bir integer yapısı olsun ve bu yapıya bir input box, yani veriyi kullanıcının girmesini sağlayan bir yapı. Örneğin lütfen haftanın bir gününü sayı olarak giriniz diyelim. Bu birden 7'ye kadar olan haftanın günlerine tekabül eden bir sayı girmesini istedik. Daha sonra bu değişkeni tanımladıktan sonra select case ve x değişkeniyle birlikte artık bundan sonra yazacağımız yapı bizim koşul yapılarımız olacak. Örneğin case değeri 1 alırsa, bu noktada 2 nokta üst üste kullanıyoruz arkadaşlar case yapısında. Mesaj box kutusuna mesela pazartesi yazdırsın. Şunları aşağı doğru da birkaç tane kopyalayalım, 7 adet olmak üzere. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet kopyaladık. Eğer girilen değer 2 ise burayı mesela sarı değeri yapalım. 3 çarşamba değeri, 4 perşembe, 5 şuradan cuma değeri, 6 cumartesi değeri ve 7 değeri girildiği zaman da pazar değeri yazdırılsın arkadaşlar. Bunlar bizim koşullarımız. Eğer bunların dışında bir değer gelirse bu sefer case else yapısını kullanacağım ve yine bir mesaj box kutusuna hatalı giriş yaptınız diye bir uyarı getirmesini istiyorum. Ve her zaman olduğu gibi if yapısında da olduğu gibi burada da select'i end yapısıyla birlikte bitirdik arkadaşlar. Şimdi F5'e bastığım zaman bana bir mesaj input box yapısı geldi. Lütfen haftanın bir gününü sayı olarak giriniz. Örneğin 2 değeri girdiğimde bunun salı değeri olduğunu, 6 değeri girdiğimde cumartesi, işte bir değeri girdiğimde pazartesi değerleri bizim koşul yapımıza uygun bir şekilde çalışıyor. Mesela 9 değeri girersem 1 ile 7 arasında olmadığı için ve hatalı giriş yaptınız diye bir uyarı mekanizmasını çalıştırmış olduk. Select case'in ana mantıktaki çalışma sistemi bu şekilde.
if yapılarının yerini çok kullanılır. Çünkü özellikle birden fazla koşul yapılarında if then else if else gibi uzun uzadıya yapılar daha kısa kod bloğu olan select case yapısıyla kullanılabilir arkadaşlar.